Afin uzaylar. Bu Afin uzay lafını, Afin kelimesini çok duyacaksınız. Şimdi burada da zaten söylüyor, orayı okuyacağız. Diyor ki bu Afin uzayları vektör uzaylarıyla birbirlerine çok karıştırılır. Hatta machine learning literatüründe bunlar arasında, lineer ve afin arasındaki fark çok açık değildir. O yüzden diyor referanslarda bu ikisini afin uzay ya da afin dönüşüm, lineer uzay ve lineer dönüşüm şeklinde görebilirsiniz. Yani makine öğrenmesi literatüründe, jargonunda bu tabirler birbirleri yerine kullanılıyor. Matematikte birbirleri yerine kullanmıyor. Birbirlerinden ayırıyoruz biz bunları. Şimdi ikisi arasında ne fark var? Aslında birazdan onu da konuşacağız. Önce afin alt uzaya bakalım. Afin alt uzay neymiş? Bir V vektör uzay alıyoruz ve V vektör uzayına bir nokta alıyoruz. Buradaki V vektör uzayının bir de alt uzayını alıyoruz. Yani bir tane V uzayı aldık, bir de onun alt uzayını aldık. Ve X0 da uzayda bir nokta. Bunun içinde olabilir de olmayabilir de uzayda bir nokta aldık. O zaman biz bu X0'ı U'ya ekleyerek, bakın X0'ı U'ya ekleyerek yeni bir uzay oluşturabiliyoruz. X0 artı U'lardan oluşuyor. Yani bunun anlamı, burada aslında hepsinde normal artı kullanmış da normalde matematikte biz böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Şurada bakın ilginç bir şey var. Bu farkları da öğrenelim. Makalelerde böyle olmayabilir. Burada bir nokta var, burada bir uzay var. Bir noktayla uzayı toplamış. X0 bir nokta, U bir uzay. Ve bunu şöyle tanımlamış. Demiş ki aslında benim yapmaya çalıştığım şey şu. X0 ile U'ları toplayacağım. Yani o uzaydaki bütün vektörleri bununla toplayacağım. Öyle düşün. O uzaydaki, o alt uzay. O alt uzaydaki bütün vektörleri bununla toplayacağım. Tamam mı? Normalde bunu şöyle gösterebilirdi ya da başka şekilde gösterebilirdi ama ya bunlara girmemiş herhalde notasyon karmaşası olmasın diye. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu yazmış olduğumuz uzay şu anlama geliyor. V gibi vektörlerden oluşacak. Öyle ki bu V dediğimiz aslında x0 artı U'lardan oluşuyor. Ya da diğer bir ifadeyle her V x0 artı U şeklinde olacak biçimde en az bir U var. Tamam mı arkadaşlar? Yani şurada bir şekli vardı sanırım. Şekil üzerinden gidersek daha iyi olur. Şöyle düşünün. Mesela burada tabii farklı bir şey ama şurada ne diyelim? Mesela bu bizim uzayımız olsun. U uzayımız olsun. Bir x0 elemanımız var. X0 elemanımızı buradaki U'larla topluyoruz. Şuradan bir eleman veriyor. Topluyoruz. Buradan bir eleman veriyor. Topluyoruz. Buradan bir eleman veriyor. Bunu daha detaylı konuşacağız. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Bu uzaya ne diyormuşuz arkadaşlar? Afin alt uzay ya da bakın lineer manifold. Bakın manifold tabirini burada hemen kullanmış. Lineer manifold. Çünkü bu şeyde geçiyor arkadaşlar. Machine learning literatüründe geçiyor. Diyor ki bir lineer manifold olsun. O zaman buradan şunu anlayacaksın. Lineer manifold dediği aslında bir afin uzay. Afin uzay dediği de bir vektör uzayının ötelenmiş hali. Öyle düşünebiliriz. Bir vektör uzayını alıp ötelemişiz. Ve bu buradaki U'ya bakın direction diyormuşuz. Yani o ötelediğimiz vektör uzayına direction ya da direction space. X0'a da support point diyoruz bakın. Buna da support point. Yani base de diyebiliriz. Yani o noktayı baz alarak biz bunu öteliyoruz. Chapter 12 şeylerin oluştuğu bölüm. Machine learning algoritmaları, işte support vektör, machine linear regression falan. Orada bu subspace'e hyperplane adını verecekmişiz. Orada buna hyperplane diyeceğiz. Hemen şurayı bir okuyalım. Burada bir afin alt uzayın diyor tanımına dikkat ederseniz, yani x0 eğer u'da değilse o zaman sıfırı içermiyor. Böylece bir alt uzay aslında yani bir afin alt uzay aslında bir alt vektör uzayı olmuyor. Böyle düşünün. O konuyu hatırlayın. Biz dedik ki alt vektör uzay olması için orijinden geçmesi gerekiyor. Şöyle demiştik. Doğru mu? Orijinden geçmesi gerekiyor demiştik. İşte bu problemi ortadan kaldırdığımızda yani bu alt vektör uzayını ötelediğimizde afin uzay oluyor. Yani bu U, bu da X0 artı U gibi düşün. Bu da afin uzay oluyor. Peki neler varmış afin uzay örnekleri? Noktalar, doğrular, düzlemler, V3'teki düzlemler ve bunlar orijinden geçmek zorunda değil. Alt vektör uzay olması için orijinden geçmek zorundaydı. İki tane afin uzay düşünelim. Birisi L, biri R tilde olsun. İşte X0 artı U, X0 tilde artı U tilde.
Bu ve bunların ikisi de V vektör uzayın alt vektör uzayları olsunlar. Eğer U tilde'nin alt kümesi ve x eksi x0'da U tilde'de kalıyorsa, o zaman bu afin uzay diğer afin uzay içinde kalır. Bize bunu söylüyor. Şimdilik çok buna kafa yormayabiliriz. İlerleyen kısımlarda tekrar karşılaşabiliriz. O zaman yine konuşuruz. Şimdi burada yine önemli bir bilgi söylüyor. Bakın biz vektör uzaylarını ne ile temsil ettik? Baz vektörleriyle temsil ettik. Afin uzayda bazın işlevini yapan elemanlara parametre diyoruz. Okay. Afin uzay sıklıkla diyor parametreler tarafından tanımlanır. Yani mesela K boyutlu bir afin uzayı düşünelim. X0 artı U, bu V'nin bir alt uzayı olsun. B1, BK'lar da U'nun bazı olsun. Sıralı bazı olsun. O zaman ben L'deki her elemanı nasıl yazabilirim? Bakın şöyle yazabilirim. X0 artı U. Peki U dediğim aslında şu değil miydi? U dediğim I eşittir 1'den K'ya lambda I B I. Buydu değil mi? Çünkü her vektörü böyle yazıyorduk. O zaman ben afin uzayın her elemanını da şöyle yazıyorum. Lambda 1 B1 bla bla lambda K BK şeklinde yazabiliyorum. İşte buradaki B'lere afin uzayın parametreleri diyoruz. Buradaki gösterime de parametric equation ve lambdalara dedik parametre diyoruz ve buradaki B1 BK'lar da bizim directional vektörlerimiz oluyor. Ha, o zaman şuraya vardık. Demek ki bizim doğrultu vektörlerimiz, yani bizim doğrultumuzu belirleyenler o alt uzayın bazları oluyor. Parametrelerimiz de o alt uzayın bazlarının katsayıları oluyor. Yani vektörün katsayıları olmuş oluyor ve bunlar bizim afin uzayımızı karakterize eden malzemeler. Yani güzel bir konu. Aslında bunu sayısal görüntü işlemede çok kullanacaklar. Çünkü bu genel afin uzaylar bizim görüntülerin döndürülmesi, ölçeklenmesi gibi işlemlerde kullanılıyor aslında. Buraya da değinmekte bir fayda var hani. Evet hocam, orada da şeyde de zaten paketlerde, işte Python paketlerinde ve diğerlerinde de afin transform diye geçiyor kodlarda. Doğru mu hatırlıyorum? Yani Yani evet. Aynen evet. hocam. Yani şöyle yazıyor mesela işte OpenCV'de CV2 afin transform diyor. Sonra parantez içerisinde metodun özelliklerini yazıyor. Yani bu afin lafını çok duyacaklar. Yani çok fazla. Hocam benim hani burada sen anlatırken aklıma gelen yani aslında daha genel bir uzay mı elde ediyoruz? Yani daha esnek, daha geniş böyle bir uzaya mı taşıyoruz? Ben onu sorayım dedim. Yani bir yandan da. Aslında şöyle hocam, yani afin dönüşüm lafı daha çok biz tabii afin uzayları mesela geometri ilk inşa ederken kullanıyoruz. Diferansiyel geometri, analitik geometri hepsinin girişinde mutlaka afin uzayları anlatılır. Aslında afin uzayla bir vektör uzayına karşılık gelen ve bir koordinat sistemi içeren uzay inşa ediyoruz. Yani aslında bunu bir tür şey gibi düşünebiliriz. Yani matematikçilerin bir nasıl diyelim? Kızmasınlar ama ya da kızmayalım. Biraz uyduracağım. Bir tür hilesi gibi düşünebiliriz. Yani çünkü vektör uzayının o şeyini korumuş oluyoruz. Biz vektör uzayının cevirsel özelliğini korumuş oluyoruz. Cevirsel yapısını korumuş oluyoruz. Afin uzaya geçiş sayesinde de vektör uzay üzerinde geometri yapma hakkımız da oluyor. Çünkü aksi takdirde örneğin sadece R2'yi düşünseniz R2'de yalnızca orijinden geçen doğrularla çalışmak zorundasınız. Ama siz afin uzaya geçtiğiniz zaman o orijinden geçen doğrulardan yararlanarak diğer doğrulara ve diğer uzaylara geçiş yapabiliyorsunuz. Yani böyle düşünebiliriz. Şöyle yani burada aslında alt vektör uzayını anlatırken özellikle de konuştuk biraz önce de söyledik. Yani sıfırı içerip içermemesi diye bir olay var ya, bu aslında seni kısıtlıyor. Hani diyorsun ki vektör uzay, alt vektör uzay olması için sıfırı içermesi lazım. Tamam. Ben hiç sıfır içermiyor. Ne yapacağım? O zaman vektör uzayı olmuyor. Vektör uzayı olmazsa onun üzerinde ben serbestçe çalışamam. Biraz önceki tanımladığım image, kernel vesaire birçok şeyi teorik olarak uygulamakta zorlanırım. O zaman Tamam. ben vektör uzayının bir tür çakmasını yapıyorum. Sıfırı içermiyor ama sonuçta ben diyorum ki ya benim için bunun sıfır içermesine gerek yok. Ben zaten bunu bir vektör uzayına dayanarak tarif ettim. O yüzden vektör uzayı özelliklerini burada uygulayabilirim demiş oluyorsun.
O yükten de kurtarmış oluyorsun ve geometri yapmış oluyorsun. Öyle düşünebiliriz Afin uzaylarını. İlker Hoca'nın binlerce bir derslerini mutlaka izlesinler arkadaşlar. Matematiğin Nesil Matematik Köyü'nün kanalında var o videolar. O da bu kitaptan anlatıyor ama tabii onlar kendi sunumlarında ve daha özet bir şekilde anlatıyorlar. Orada hoca Afin uzaylarının üzerinde duruyor ve güzel de anlatıyor. Yani bence benim dersin üstüne mutlaka o dersi de izlesinler. Benim tavsiyem İlker Birbil, Nesil Matematik Köyü, Yapay Öğrenmenin Matematiği, Binerce Bir. Bir Tamamdır. örnek var, hemen örneğe konuşalım. Bu biraz daha bizim sorularımızı hocam şey yapacak, cevaplarını biraz daha rahatlatacak bizi cevaplar açısından. Mesela diyor ki bir boyutlu afin alt uzay dediği zaman bakın aklınıza doğrular gelsin, lines. Ve biz bunları x0 artı lambda b1 şeklinde yazabiliriz. O Evet. zaman ve bu bak ne diyor? Bir boyutlu alt uzay oluyor. Aslında burada hani ben bunu x0 artı lambda b1 yazdığımda benim vektör uzayım burası oluyor. Yani bu u vektör uzayı. Dolayısıyla aslında bu bir vektör uzayı olmuyor normalde. Yani Evet. şöyle L ile göstereyim. Ama u bir vektör uzay olduğu için üzerinde de bunu kullanabiliyorum. Fakat yukarıda da vurguladığı gibi machine learning açısından diyor bu ikisinin birbirinin yerine kullanıldığını görebiliyoruz. Yani machine learningçiler bu farka çok vurgu yapmıyor diyorlar. Bu şu anlama gelir. Bir doğru x0 support point'i tarafından tanımlanır. V1 ve B1 vektörü. Bu da bunun boyut doğrultusunu gösterir. Şimdi analitik geometride muhtemelen biz bundan yine doğru denkleminden bahsedeceğiz. Zaten uzayda doğru denklemi bulunurken aranızda analitik geometri dersi alanlar varsa tabii lisans seviyesinde bilirler. Uzayda biz doğru denklemini bulurken şöyle yaparız. Bir U doğrultu vektörü alırız. U'yu lambda ile çarparız. Ve bunu bir nokta ekleriz. İşte bir P noktası gibi. Bu bizim doğru denklemimizi verir. Zaten uzayda doğru bir afin uzaydır. Ve afin uzayın denklemini de böyle yaparız. İşte buradaki P'ye support point diyormuşuz. U'ya da direction. Türkçe'de biz buna doğrultman diyoruz. Doğrunun doğrultmanı. Öyle. Yani diyelim ki bizim doğrumuz buysa doğrultmanımız da şöyle bir vektör oluyor. Bu vektör oluyor. Birazdan şu şekil üzerinde bunu konuşacağız. İki boyutlu afin uzay R'nin iki boyutlu afin uzayı da düzlem olur. Plane olur. Ve bunun parametrik denklemi de bakın şöyle olur. Yani normalde işte lise matematiğiyle konuşursak aslında şudur. Evet. Düzlem denklemi. Bu bir düzlemdir mesela. R2'de bir düzlemdir. Bakın bunu şimdi bu jargona uygulayalım. C dediğin burada x0 oluyor. A dediğin lambda 1 oluyor. X dediğin B1, Y dediğin de B2 oluyor. Bakın bu bize neyi veriyor? Düzlemi veriyor işte. Yani o zaman bizim bildiğimiz anlamda hani şu R2'yi düşünürsen R2'yi mi düşüneceğiz? İki boyutlu R3'ü düşüneceğiz. Bu olmaz. R3'ü düşünelim. R3'ü düşünürsek buradaki şu düzlem aslında bununla temsil ediyor. Tamam mı? Ve bunu gelen uzayda B1, B2 vektörleri oluyor. Bu tabirleri sıkça duyacağız. Bu şu anlama gelir. Demek ki bir düzlem, bir support x0 noktası ve lineer bağımsız B1, B2 vektörleri ki bunlar da bize direction space veriyor. Şimdi hocam boyut arttıkça direction space'e dönüşüyor. Yani doğrultu artık bir doğrultu da bir uzay temsil ediyor. Yani normalde tek bir vektördü senin doğrultun. Şimdi senin doğrultun da bir uzay olmuş oldu. Böyle düşünebiliriz. Evet. RN'de ise N-1 boyutlu afin alt uzaylara hiperplane yani hiper düzlem diyoruz. Ve bakın bunlar da şöyle temsil ediliyor. X0 orada önemli bir nokta var. Şurada açık yazayım. Bakın X0 artı i1'den N-1'e kadar. Bak burası N-1'e kadar olmak zorunda. N'e Evet. kadar olamaz. Niye? Çünkü N boyutlu bir uzayda N boyutlu bir şey yatamaz. N boyutlu uzaydaki yatacak en büyük şey N-1 boyutludur. Ona da hiper düzlem diyoruz. Evet. Dolayısıyla buradaki B1, B-1'ler bizim bazımız oluyor. Yine aynı şeyi burada da hemen söyleyelim. Bu şu anlama gelir. X0 bizim support noktamız. N-1 bizim lineer bağımsız. Şey, N-1 tane lineer bağımsız B1, B-1'ler de bizim direction space'imiz oluyor. O zaman bizim buradaki direction space'imiz N-1 boyutlu oluyor. Dolayısıyla bakın R2 için düşünürseniz aynı zamanda bir doğru bir hiper düzlemdir. R3 için düşünürseniz de yine bir düzlem bir hiper düzlemdir. Yani hiper düzlem lafı hocam genel bir laf. Yani o zaman doğru da bir hiper düzlem, düzlem de bir hiper düzlem. Böyle düşünebiliriz.
Şurada da şekli vermiş. Hemen hızlıca bunu da konuşalım. Bakın bu bizim doğrultman vektörümüz oluyor. Doğrultman vektörümüz. Burada bir x0 noktamız var. Şimdi biz b1'i belirli bir lambda ile çarpıp x0'a eklersek şöyle bir vektör çıkıyor. Aslında şey gibi düşünün. Fizikten hatırlayın, vektörlerin toplanması. Bakın şöyle paralel kenar kuralı vardı ya hani. Toplamış olduk yani. Aslında bu y lan şeyle x0'la b1'in toplamı gibi oluyor. Tabii b1'i lambda ile çarpıyorsunuz. Onun toplamı gibi oluyor. Yani b1'i niye çarpıyoruz? Orada neden lambda diye bir şey var? Teorik olarak aslında cebirsel olarak onu anladık ama geometrik olarak da onu anlamlandıralım. Çünkü buradaki lambda değeri değiştikçe bakın bu b mesela diyelim böyleyse böyle oluyor. Böyleyse böyle oluyor. Bakın böyle gidiyor. Ya da negatif alırsak böyle oluyor. O zaman bütün bir düzlemi ne yapmış oluyorsunuz? Bütün bir hiperdüzlemin vektörlerinin noktalarını elde etmiş oluyorsunuz. Lambda'nın görevini böyle düşünebiliriz. Şuralarda da söyleyelim. Bitirmek üzereyiz. A, M çarpı N tipinde bir matris. X de RM'nin bir elemanı olsun. A çarpı lambda eşittir X. A çarpı lambda eşittir X. Lineer denklem sisteminin çözümü ya bir boş kümedir ya da RE'nin bir afin uzayıdır ve bu afin uzayın boyutu n eksi rank A'dır. Bakalım onu tekrar edelim. Diyor ki A çarpı lambda eşittir X şeklinde bir denklem kurarsak buradaki lambdamız bizim skalar. X A'mız da şey nedir? Matris lambda gerçi lambda ile ilgili. Ha lambda dediği şey pardon lambda onu koyu yazmış. Bak o hataya düştük. Dikkat edin lambdayı koyu yazmış. Bu ne anlama geliyor? Lambda şöyle bir vektör. Tamam mı? Eşittir x demiş. Yani a'yı m çarpı n düşünün. Lambdayı da n satır bir sütun olsun. Yani n çarpı 1 diye düşünün. O zaman x'i de ne olacak? M çarpı 1 olacak. Öyle oluyor bak. Değil mi? Lambdayı böyle düşün yani. Lambda 1, lambda n diye. Dolayısıyla diyor böyle bir denklemin çözümü ya boş kümedir ya da afin uzaydır. Ya boş kümedir ya afin uzaydır. Devamını okuyalım. Dahası diyor özel olarak bu lineer denklemin çözümü aslında bir hiperdüzlemdir. Yani aslında bu bir düzlem denklemi. Tamam mı? Bunları göreceğiz ileride arkadaşlar. Yani örneğin 2x artı 3y eşittir 5 diyelim. Mesela bu bir düzlem denklemidir. Bunu aslında şu anda temsil etmiş olduk. Hatta 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0 deseniz işte buradaki 2'ler 3'ler lambdalar oluyor. X'ler y'ler b'ler oluyor. X de bizim şey oluyor. Buradaki x vektörümüz oluyor. Yani dolayısıyla bu hiperdüzlemin denklemini yazmış oluyoruz. Rn'de k boyutlu afin uzayların hepsi diyor. Bakın Rn'de k boyutlu afin uzayların hepsi bir homojen olmayan Ax eşittir B sisteminin çözümüdür. Yukarıdakini genelleştirmiş olduk. O zaman bakın vektör uzaylarla ilgili böyle bir şey söylemedik. Fakat afin uzaylarla ilgili böyle bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki her k boyutlu afin uzay Ax eşittir B şeklindeki bir lineer denklem sisteminin çözümüdür. Ne diyor? Homojen denklem sistemi için çözüm bir vektör uzayıydı hatırlarsak. Ve biz buna hatta bunu da özel bir afin uzay olarak düşünebiliriz. Yani Ax eşittir B şeklindeki bir lineer sistemin çözümü bir afin uzaydır. Ax eşittir 0 şeklindeki bir sistemin çözümü ise bir vektör uzayıydı. Zaten diyor o da bir afin uzay oluyor. Çünkü vektör uzayları da aynı zamanda afin uzaylar. Yani support noktasını sıfır alırsan bir vektör uzay da bir afin uzaydır. Böylece afin uzay ile vektör uzay arasındaki bir farkı daha görmüş olduk. Şimdi afin mapler de lineer maplere benzer şekilde. Lineer maplerin özellikleri burada da benzer özellikler var. Peki nasıl tanımlanıyor afin dönüşüm? Ve W birer vektör uzay olsun ve büyük phi de bunların arasında bir lineer dönüşüm olsun. O zaman küçük phi ile göstereceğiz bakın. Büyük phi ile şeyi göstermiş. Afin uzayları küçük phi ile de pardon büyük phi ile lineer dönüşümü küçük phi ile afin dönüşümü gösteriyor. Ne yapıyormuş? X'i alıp a artı phi x'e götürüyormuş. Buradaki a'ya translation vektörü diyoruz. Yani phi'nin öteleme vektörü diyebiliriz. Doğru mu hocam? Evet.
Son cümlelerimiz. Her afin dönüşüm fi lineer dönüşümüyle aslında tau translation'ının bir bileşkesiymiş. Bakın bunlar machine learning jargonunda ya da işte oradaki notasyonda, literatürde duyulan kelimeler. Translation. Şey yazıyor, translation invariant. Yani bunu mesela buradaki, bak hatta tam da bu simgeyi kullanıyorlardı ben okuduğum çalışmada. Tau kullanıyorlar. Yani diyor ki siz diyor aslında vektör uzayını alıp öteliyorsunuz. Yani şimdi V'den W'ya geçiyorsunuz. Bakın diyagramı hatırlayın. Sonra W'yu da öteliyorsunuz. Yani oraya geçtikten sonra bir miktar da öteliyorsunuz tau'yla. İşte bu sizin afin dönüşümünüz oluyor. Yani önce fi'yi uyguluyoruz, sonra tau'yu uyguluyoruz. Bu sizin afin dönüşümünüz oluyor. Yine iki tane afin dönüşümün composition'ı da bir afin dönüşüm oluyormuş. Eğer afin dönüşüm bijektifse, yani birebir ve örtense, o zaman bakın bura önemli. Afin map, yani afin dönüşüm geometric structure'ı koruyormuş. Bak, geometrik yapıyı koruyor. Öteki neydi? Cebirsel yapıyı koruyordu. Lineer dönüşüm, yani vektör uzayı yapısını koruyordu. Bu geometric structure'ı koruyor. Bak ne diyor? Geometrik yapıyı koruyor. Yani doğruysa doğru oluyor. Hatta bununla ilgili internette araştırma yapın arkadaşlar. Afin dönüşümlerle ilgili şöyle cümleleri göreceksin. Afin dönüşümler noktaları noktalara, doğruları doğrulara, düzlemleri düzlemlere, çemberleri çemberlere götürür. İşte bu. Bir geometrik yapıyı koruyor. Afin dönüşümün özelliği bu. Dolayısıyla diyor, bakın yine çok önemli bir cümle. Dolayısıyla dimension'ı ve paralelizmi korur. Yani diyelim ki bu vektör, bu vektöre ya da bu doğru, bu doğruya paralelse, biz bunu afin dönüşümü uyguladığımızda yine paralelliği korumuş oluyoruz. Boyutunu yine korumuş oluyoruz. O zaman afin dönüşümler bizim için ayrı bir önem kazanıyor. Bitmeden şurada birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burada işte hani nerelerden yararlanacağınızı söylüyor. Biz diyor ki burada bir giriş yaptık ama siz daha detaylı bilgi almak için şu kitaplara bakabilirsiniz. Bu Strang zaten meşhur, söylemiştim size, MIT profesörü. Yani bunları ben incelemedim, bu İngilizce lineer cebir kitaplarını, ama Türkçe isterseniz söylemiştim size Mustafa Özdemir'in kitabı, ama biraz hafiftir o. Daha detaylı görmek istiyorum ben, teorisini de öğreneyim derseniz, o zaman Arif Sabuncuoğlu'nun mühendisler için yazılan değil de genel bir kitabı var. Onu önerebilirim. Bir de yani o işinizi görür. Onun dışında Bernard Coleman'ın bir kitabı var. Onları da önerebiliriz. Şurada bir şey söylüyor. Biz diyor sadece, bakın biz sadece Gauss eliminasyonunu aldık diyor. Ama bunun dışında denklem sistemlerini çözmek için çok farklı yöntemler var. Sizlere nümerik lineer cebir kitaplarını önerebiliriz daha farklı yöntemler için. Yine burada diyor biz lineer cebirin vektörler, matrisler, lineer bağımsızlık, baz gibi topiklerini ele aldık ve bunları inceledik. Ve bunların geometri, bir vektör uzayının geometrisi olan ilişkisine baktık. Chapter 3'te, yani bir sonraki chapter'da inner product'ı tanımlayacağız, normu vereceğiz. Bunlar bakın bize açıları, uzunlukları ve uzaklıkları tarif etmemizi sağlayacak. Bunun için bize olanak tanıyacak. Ve ortogonal projection'lar, ki bu oldukça önemlidir veri biliminde, bunu konuşacağız. Şurada da devamında söylüyor zaten, projections anahtardır diyor. Makine öğrenmesi algoritmalarında lineer regresyon, principal component analysis gibi algoritmaların anahtarıdır diyor. O yüzden bundan sonraki bölümleri de sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor diyelim ve lineer cebiri noktalayalım hocam. Bakın burada egzersizler var. Baştan itibaren anlattığımız bütün şeyler burada özetlenmiş. İşte grup yapısı, vektör uzayı yapısı, abelyen olup olmama, sonra matris çarpımları, ondan sonra lineer denklemlerin çözümleri, bakın Gauss eliminasyon yöntemini uygulayın diyor. Bunları yapmanızı isterim. Mesela 2.9'da diyor ki bunların hangisi alt uzaydır? Mesela alt uzay mıdır, değil midir? Neden alt uzaydır, değildir? Bunları biraz uğraşın. Lineer kombinasyon şeklinde yazın diyor bakın. Çok güzel bir soru. Bu sorularla uğraşmanızı isterim. Ben de uğraşacağım. İleride zaman bulursam da bunların çözümlerini yine bu videoların devamına kanala yüklerim.